Yani avantaj konusunda biraz trajikomik bir durum olur tabii. Bu avantajı illaki yani olmaz ama dezavantajı çok büyük olur. Hem işveren için hem çalışan için hem işte vatandaş için ne kadar avantajlı görünse de asgari ücretin %50'lik bir artışı yani görünse de aslında bu büyük bir dezavantajdır. Çünkü şimdi %50'lik 50'ye yakın bir artış olduğu görünüyor ama bunu ya bizim personel işten çıkarmamız gerekiyor. Bunu yani kendi giderlerimize entegre edebilmemiz için veyahut sattığımız ürünlerin fiyatını arttırmamız gerekiyor. Hal böyle olunca vatandaşın alım gücü de ister istemez etkilenecek yani. Tabii ki de yani alım gücü düşecek. Fiyatlarda peki herhangi bir artış olacak mı? Ya dediğim gibi şimdi ya işten çıkarmalar olacak bizim giderlerimizi entegre edebilmemiz için ya da fiyatlarda artış olacak. Yani bu %50 mi olur, %60 artış mı olur, %70 mi olur? Bunu tabii ilk maaşları vermeye başladığımız zamanlarda belli olacak. Abi asgari ücretin 11 bin liradan 17 bin 2 liraya yükselmesi esnafı nasıl etkiledi? Sizleri nasıl etkileyecek? İşçi çıkarmalara neden olur mu Siirt'te? Bence işçi çıkarmaları pek neden olmayacaktır. Çünkü çok ciddi bir yükselişin olmadığını düşünüyoruz. Asgari ücretli açısından baktığımız zaman gerçekten hayat şartları şu anda çok zor. 17 bin lira ile bile geçinebileceğini zannetmiyoruz. Ben de bir iş veren olarak zaten 17 bin üstünde maaş veriyorduk şu güne kadar. Tabii biz gene o açık aradaki farkı gene yansıtacağız ama sonuçta bu ailelerin de geçinmesi lazım. Bu çalışan arkadaşlarımızın evine ekmek götürmesi lazım. Bunun için çok ciddi bir şey olacağını düşünmüyoruz. Çünkü hesapladığın zaman günlük 600 lira gibi bir para tekabül etmiyor. 600 lira da bugün bir kişinin tek başına bile bir lokantaya, bir çayhaneye, bir kafeye gidip gelse akşama kadar onu tüketir zaten. Bu vatandaşın da bir ailesi varsa, evin kirası varsa, elektriği varsa şu anda 17 bin 2 lirayla vatandaş yine geçirmesi çok zor olacaktır. Tabii bunu çalıştıran arkadaşlarımız için de biraz zor olacaktır. Hani işi düşük olan, ilerleme sağlayamayan, giderleri yüksek, kira giderleri, elektrik giderleri sadece işçi değildir bu biliyorsunuz. Fiyatlara yansır mı bu? Yani illaki fiyatlara yansıyacak çünkü sonuçta herkes bir yerden çıkar bu ödemeyi yapacak. İster istemez %20 kazanmaya çalışan bir vatandaş bunu %25'lere gene çıkarmak zorunda kalacak. Öyle beni zorlayacak tabii ki. Ama bu Ocak ayında herkese yansıyacak. Şimdi döner 30 lira olduğu için 40 liraya mecburen yükselteceğim. Eleman hakkını vermek için. Ama 40 lira yapsam işler düşerse de tek tek elemanları mecburen çıkartmak zorunda kalacağım. Şimdi iki alan şimdi bir alacak. Eskiden millet 10 tane dürüm evine götürüyordu. 2 lirayken 20 tane götürüyordu. Diyordu hanımım çalışmasın, yemek yapmasın. Ama şu an bir kişi geliyor, 2 tane dürüm alıyor, o da zorlanıyor. Diyor 5 lira eksik, 10 lira eksik. Yapacak bir şey yok ona da. Asgari ücretin yükselmesi işletmelere nasıl bir etki edecek? Ürünlere zam gelecek mi veya işçi çıkarmalara neden olur mu? Evet, dolaylı olarak her şeye zam geliyor. Çünkü işçiye de daha biz fazla ücret vermiş oluyoruz. İki kişi çalıştırırken artık bir kişiye düşmüş oluyoruz. Ücreti çünkü karşılayamıyoruz 17 bin lira az bir para değil yani. Dolaylı olarak çarşı, pazar her yer şey yapıyor. Etkileniyor, evet. Peki asgari ücrete gelen zam ürünlere nasıl yansıyacak? Ürünlere herhangi bir zam gelmesi bekleniyor mu? Tabii. Ürünlere de şey yapıyor. Nakliye bir kere artıyor. Yukarıda şeyler atölyelere çalışan işçiler daha fazla ücret alıyor. Onlar üzerine bindiriyor. Öyle dolaylı olarak hep her şeye şey yapıyor, etkiliyor.